Merhaba ben Can Kuskon. Bu dersimde sizlere SketchUp modelini 3D Max programına aktarmayı göstereceğim. Derse başlamadan sizleri birkaç konuda uyarmak isterim. Kimi zaman görselleştirme hizmeti verdiğimiz müşterilerimiz bize çalışmak istediğimiz projenin modeli var. Bu sebeple sizden sadece render konusunda destek istiyoruz diyebilirler. İlk etapta oh ne güzel modelleme derdinden kurtuldum diyebilirsiniz. Ancak sonra başınıza başka belalar açılabilir. Bu sebeple sizi hem uyarmak hem de import işlemleri konusunda bilgilendirmek için bu videoyu çektim. Kesinlikle müşterimizden gelen model dosyasını incelemeden fiyat vermeyiniz. Gelecek olan çizim hatalı, eksik, bozuk ya da revize edilmesi gerekebilir ki bu da sizin modeli düzeltmek için birçok zaman harcamanıza mal olacaktır. Çizimi inceledikten sonra düzeltmeler için gerekli bedeli fiyat teklifine yansıtabilirsiniz. Şimdi sırasıyla yapmamız gereken ve dikkat etmemiz gereken konuları paylaşmak istiyorum. Evet, SketchUp programımızı açtık. Bizim burada daha önce çalışmış olduğumuz bir mimari apartman projemiz var. Şimdi sırasıyla dikkat etmemiz gereken unsurları sizlere anlatacağım. İlk olarak ölçeklendirmemiz. Buradaki ölçeğimizle bizim Max ekranımızdaki ölçeğimizin aynı olması gerekiyor. Onun için Model geldikten sonra modeli açıp SketchUp'ın Windows menüsü altına geliyoruz ve buradan model info'yu açıyoruz. Açılan model info penceresi altından units kısmına geliyoruz. Buradaki format decimal olmak zorunda. Daha sonra da buradaki uzunluk ölçüsünü santimetrik çalışıyorsak santimetrik, metrik veya milimetrik çalışıyorsak da o ayarlara getirmemiz gerekiyor. Bu sayede buradaki ölçeğimizde SketchUp'taki model ölçeğimizle Max arasındaki herhangi bir ölçekleme sorunu yaşanmayacaktır. İkinci olarak söylemek istediğim modeli patlatmak. Objeyi veya binayı çağırırken SketchUp programında bunu patlatmamız gerekebiliyor. Aksi takdirde obje tek parça olarak geliyor. Bu sebeple de hem farklı malzeme vermek istediğimiz objeleri seçmemiz için grup veya birçok open hamlesi yapmamız gerekecek. Onun için SketchUp sahnemizde objeyi seçerek daha sonra da mouse'umuzun sağ tuşuna tıklayarak explode edersek buradaki modelin parçalandığını göreceğiz. Burada şu an zaten patlamış halde bu model. Dolayısıyla buradaki yüzeyleri teker teker seçebiliyorum. SketchUp'ta bu Explode hareketini birkaç kere yapmamız gerekebilir. Dediğim gibi bazen de gelen modele müdahale etmemiz gerekebilir Max'te. Kimi yerlerini büyütüp küçültüp değiştirmemiz gerekebilir. Bu tek parça gelirse bunu Max'te parçalamamız daha zor, daha zahmetli olabilir. Parçalamadan da modele müdahale etmemiz zor olabilir. Dolayısıyla bu işi kolayca SketchUp'ta save etmeden yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonra 3 numarada bunu doğru bir şekilde doğru versiyonda save etmemiz lazım. Buradan ben export yapmayacağım. Direkt save as yapacağım. Çünkü 3ds Max SketchUp dosyalarını uyumlu bir şekilde görüyor. Bunu save as diyerek SketchUp'ın 8. versiyon olarak kaydedirseniz hemen hemen son dönemdeki bütün Max'lerde problemsiz şekilde açılacaktır. Bunun dışında bu bizim 4 numarada görmüş olduğumuz dokular SketchUp dosyası ile birlikte otomatik olarak açılıyor. Açılan bu malzemelerin tekstürleri hepsi SketchUp dosyası içine gömülü şekilde geliyor. Dolayısıyla bilgisayarımızın herhangi bir noktasında bu dosyaları aramamızın pek bir anlamı yok. Bunları ararsanız ama bunları Max'e çağırdığımız zaman direkt bu klasörler bizim dokumustaki Max klasörleri içine gelecektir. Şimdi buradan ilk önce doğru versiyonda kaydetmiş olduğum SketchUp'ı Max'e import diyorum. Burada kamera ve herhangi bir ışık sistemini çağırmamızın anlamı yok. Bunları zaten biz Max'te kendi render motorumuzdan yerleştireceğiz. Evet gördüğünüz gibi dokular geldi. Bunlar herhangi bir şekilde masa veya herhangi bir e, ortadaki proje klasörlerine gelmeyecektir. Otomatik olarak bunları export ettiğimiz zaman My Documents içerisindeki SketchUp 3D Max'in klasörleri içine otomatik olarak gelecek. Şuradan herhangi bir dokunun adresine bakacak olursak gördüğünüz gibi Documents 3D Max 2020 Scene Assets. Scene Asset içindeki Image klasörüne projedeki tüm tekstürler geldi. Dolayısıyla bu tekstürleri seçmek veya aramak isterseniz bu lokasyonda bulabilir. Buradan alıp Photoshop'ta da rahatlıkla müdahale edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi problemsiz bir şekilde modelimizi de buraya çağırabilmiş olduk. Şu an burada tek parça olarak geliyor. Bunu ungroup yaparak parçalayabilirsiniz. 5 numarada tek gelen yüzeylerin objelere kalınlık vermek için shell komutunu kullanabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Bunu bir an grup yapalım. Kimi zaman yüzeyler tek bir yüzey olarak gelebiliyor. Dolayısıyla bunları ters yüzeyden bakıyorsak Render'da veya Viewport'ta problemli şekilde gözükebiliyor veya camlar yine tek bir yüzey olarak gelebiliyor. Bu da sizi rahatsız ediyor olabilir. Dolayısıyla bizim modifier listten buna shell komutuyla bir kalınlık verebiliriz. Bunu izole edip şu şekilde bir göstermek isterim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ince gelen yüzeylere kalınlık verebiliyoruz. Şu an biz burada bunu doğramalarıyla birlikte aldık. Ama sadece camı seçip diteç edelim. Genelde gördüğünüz gibi bu şekilde kanıksız geliyor. Bunların hepsine bir kere de şel verebilirsiniz. Yani diteç etmeden. Çok küçük bir şel bile verseniz 0.5 veriyorum veya 0.2 2 verebilirim. Bu kalınlık Render'da malzemelerin birbirlerine çok yakın veya üst üste dan dolayı yaratan sorunları düzeltecektir. Ve bu da Render'daki hataların yok olmasını sağlayacaktır. Onun için dediğim gibi problemli yüzeylere veya tek parça yüzey olarak gelen objelere Shell vererek hızlıca bu problemden kurtulabilirsiniz. 6 numarada ters yüzeyleri flip etmekten bahsetmek istiyorum. Mesela burada bir yüzeyimiz var. Bu yüzeyleri ilk önce flip etmeden poliye çevirmekte fayda var. Bu modelde karşımıza çıkmadı ama bazen mesela şuradan örnek seçelim. İlk önce bozuyorum. Evet gördüğünüz gibi bir problem gözükmüyor. Ama render aldığım zaman enteresan bir şekilde yüzeyde bazı hatalar çıkıyor. Bunu viewport'ta fark etmiyoruz. Kalkıp bunu poliye çevirip poligonla kontrol al dersek, kontrol al dedikten sonra gördüğünüz gibi hatalı olan yüzeylerin daha koyu renkli olduğunu görüyorsunuz. Bu yine tek yüzey olduğu için bunu aslında arkadan baktığımız zaman düz gözüküyor. Önden baktığımız zaman ters gözüküyor. Dolayısıyla bunları tespit edip seçip daha sonra da flip'e bastığınız zaman bu şekilde yüzeyi tamir etmiş olursunuz. Dediğim gibi viewport'ta sorunsuz o şekilde gözükse de render esnasında Buralar koyu çıkabilir. Onun için seçerek bunu flip yapıyoruz. Son olarak 7 numarada da malzemelendirme ile ilgili bir tüyo vermek istiyorum. Buradaki standart malzeme ile gelen bizim malzemelerimizi biz koronaya veya vireye çevirmek isteyebiliriz. Dolayısıyla buradaki objeyi ne kadar ungroup yapsam patlatsam da birbirinden ayrılmadığı vakit bunları teker teker Tool'u olanları seçip, detach edip, ondan sonra gri renk olanları seçip, detach edip, sonra camları teker teker seçip, detach etmek yerine ki bu çok büyük zaman alacaktır. Direkt malzeme editörümüzden pick material from object diyoruz. Herhangi bir objeye tıkladığımız zaman zaten sahnemizde yani SketchUp sahnemizde, objemizde kullanılmış olan bütün malzemeleri multisap material olarak karşımıza çıkarıyor. Dolayısıyla daha sonra bunlara biz şu şekilde ilk önce korona'ya bir dönelim. Malzeme, hazır malzemelerden hızlıca birkaç malzeme seçeceğim. Ve pratik bir şekilde modeli malzemelendireceğim. Yani şuradan hızlıca bir tuğla. Daha sonra bir concrete bir cam Evet tüm hepsini yapmamıza gerek yok. Ben sadece size göstermek için 3 tane malzeme üzerinden bunu tarifleyeceğim. camımızı da atalım. Evet, maltı saba geliyoruz. Tuğlamızı buradaki tuğla gördüğümüz yere yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bütün tuğla buraya geldi. Ondan sonra buradan konkret olacak kısımlara bu şekilde konkret malzemeyi sürüklüyoruz. Bunların UVV mapini tabii ki tek bir obje için olduğu için vermekle zorlanabiliriz. Bunları yapmak için gelip biz buradan direkt malzememizin tekstüründen tile sayısını azaltarak veya arttırarak veya şuradaki size'ı değiştirerek de yapabiliriz. Mesela 20'ye 20'ye düşürdüm ben bunu. Gördüğünüz gibi biraz daha düşürmek gerekiyor. Böyle 5'e 5 yaptım. Hala büyük. Biraz daha düşürebilirim. Daha sonra bu yapmış olduğum buradaki diffuse'daki düşürmeyi tabii ki reflection'da, bump'ta veya displacement'ta da yapmam gerekiyor aynı ebatlarla. Dolayısıyla Hepsine teker teker UVV verme derdinden de kurtulmuş oluyoruz. Bu şekilde Multi-Sub obje üzerine buraya kendi istediğimiz objeleri üzerlerine taşıyarak da bütün binanın malzemesini hızlı ve rahat bir şekilde ortaya çıkarmış oluyoruz. Bu sayede artık yapmamız gereken tabii ki bahçe duvarları, etraftaki objeleri, aksesuarları koyup daha sonra da kamera ve ışığı yerleştirdikten sonra render alması kalıyor. Bu şekilde 7 ana madde altında size SketchUp'ı Max'e çağırırken dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsettim. Konuyla alakalı herhangi bir sorunuz olursa lütfen eğitim.kuskon.com mail adresine mail atınız.